Ankara'da Büyük Millet Meclisi açılmış, memleketin her tarafından milletvekilleri gelmişti. Bu yeni meclise gelenlerin bir kısmı Ankara'da hiçbir şeyin olmadığını görünce ümitsizliğe düşmüşlerdi. Ne bahsedilen yeşil ordu, ne hazine, ne yatacak otel, hiçbir şey yoktu. Sadece Mustafa Kemal vardı. Bu durum üzerine bazı milletvekilleri memleketlerine dönmek isteyince Mustafa Kemal meclis kürsüsüne çıktı ve "İşittim ki bazı arkadaşlar yoksulluğumuzu bahane ederek memleketlerine dönmek istiyorlarmış. Ben kimseyi zorla Milli Meclis'e davet etmedim. Herkes kararında özgürdür. Bunlara başkaları da katılabilirler. Ben bu mukaddes davaya inanmış bir insan sıfatıyla buradan hiçbir yere gitmemeye karar verdim. Hatta hepiniz gidebilirsiniz." Asker Mustafa Kemal mavzerini eline alır, fişeklerini göğsüne dizer, bir eline de bayrağını alır, bu şekilde Elma Dağı'na çıkar, "Orada tek kurşunum kalana kadar vatanı savunurum. Kurşunlarım bitince de bu aziz vücudumu bayrağıma sarar, düşman kurşunlarıyla yaralanır, temiz kanımı mukaddes bayrağıma içire içire tek başıma can veririm. Ben buna and içtim," der. İşte bu ruh ve inançla yenildi düşman. Bu ruhla ilan edildi Cumhuriyet. Ve 93. yılında da aynı ateş milyonlarca yurttaşın göğsünün tam ortasında yanıyor. Bu en büyük bayram, Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun değerli izleyiciler. Bu özel günde Cengiz Özakıncı ile tarihin bilinmeyen yüzünde belki de ilk kez göreceğiniz belgelerle Cumhuriyet devrimine giden süreci konuşacağız. Sayın Özakıncı, bayramınız kutlu olsun. Hem bizim bayramımız kutlu olsun, hem de bütün ulusumuzun, bütün Türkiye'nin, hatta bütün insanlığın bayramı kutlu olsun. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti zamanında büyük devlet adamlarının çok doğru saptamalarıyla yalnızca Türkiye için değil, bütün insanlık için çok önemli bir devrimdir. Bu devrimi her yıl artan coşkuyla kutlamalıyız. Şimdi Cumhuriyet devrimine giden süreçte anonsta da değerli izleyicilerimiz duydu. Tanıtımımızda da aynı şeyi söyledik. Belki de ilk kez göreceği belgelerle, yine belgelere vurgu yapıyorum her programda olduğu gibi. Evet. Artık çok iyi biliyor ki değerli Kanal Haber izleyicileri, Cengiz Özakıncı sadece ve sadece belgelerle konuşuyor. Ve bir kısmını da ilk kez göreceğimiz belgelerle Cumhuriyet'e giden süreci bugün bize anlatacaksınız. Bilinmeyenleri, unutulanları hatırlatacaksınız. Ve belki de bugünlerde ortaya atılan pek çok ilginç diyebileceğim iddiaya da yine bu programda Kanal B aracılığıyla yanıt vermiş olacağız. Siz dinliyorsunuz hocam. Bilinmeyen derken yine açıklayalım. Çok az insanın bildiği, kamuoyuna henüz yayılmamış olan bilgiler. Ya bilinmeyen diyebiliriz o zaten zaman. Zaten bu televizyon yayınlarının amacı nedir? Kamuoyunu bilgilendirmek. Kuşkusuz. Biz de o bilgilendirme görevimizi yapmak üzere buradayız. Şimdi çok sayıda özür dilerim. Çok sayıda hafta içerisinde mail aldım. Bu arada yeri gelmişken değerli izleyiciler, bizim programımız interaktif bir program. Yaklaşık 1 saat 20 dakika sürüyor. Bu süreç içerisinde sizler de soru ve görüşlerinizle gerek Twitter vasıtasıyla, gerek SMS'lerle, gerek elektronik posta adreslerimiz aracılığıyla bizlere soru ve görüşlerinizi gönderebilirsiniz. Program süresi içerisinde okuyabildiğimiz kadarını okuyarak bir anlamıyla sizin de bu programa ve kamuoyuna katkı sağlamanızı sağlayabiliriz diyelim. Şimdi çok sayıda elektronik posta aldım ben hafta içerisinde. Şöyle diyorlar, pek çok televizyon kanalında Cumhuriyet karşıtı diyebileceğimiz iddialara yer veriliyor. Buna ilişkin sürekli programlar yapılıyor. Cumhuriyeti ve Atatürk'ü anlatan bir ve belgeleriyle de üstelik bu iddiaları çürüten bir program yaptığınız için size çok sayıda teşekkür var. Hepsini tek tek okuyamam. Onun için toplu halde izleyicilerimizin teşekkürlerini size ileteyim Sayın Özakıncı. Buyurun. Sağ olsunlar, var olsunlar. Şimdi Cumhuriyet'le ilgili bir şeyler halkımıza bir takım bilgiler vermek gerekirse. Mustafa Kemal tek başına
aniden bir gün karar verdi ve Cumhuriyeti ilan etti. İmgesi var. Bu imge oluştu. Bir biçimde oluştu. Oysa Atatürk bir konuşmasında diyor ki, her şeyi, bütün devrimleri tek başıma benim yaptığımı söylemek doğru değil. Siz bunu söylüyorsunuz ama, daha Atatürk döneminde söylenmeye başlanmış bu. Siz bunu söylüyorsunuz ama o zaman düşman da diyor ki, madem bu devrimler tek adamın eseri, o tek adamı ortadan kaldıralım. O zaman devrimler sona erecektir. Yapmayın böyle bir şey. Bunu söylemeyin. Ben ne yaptımsa milletimle birlikte yaptım demektedir. Cumhuriyet devrimi de Atatürk'ün ulusuyla birlikte yaptığı bir devrimdir. Bunun tarih içinde kökleri vardır. Osmanlı İmparatorluğu'nun çözülme döneminde kurtuluş için aranan çarelerden bir tanesi de hakimiyeti milliyedir. Yanımda size Fuat Paşa'nın vasiyetnamesini getirdim. Bu vasiyetname 1896'da basılmış bir vasiyetname. Padişaha ölüm döşeğinde sesleniyor. 1896. Bakın, tutun elinizde, bu öyle tarihi kolay şu an tarihi tutuyorsunuz. Bu Fuat Paşa vasiyetnamesi. Bu vasiyetnamede Fuat Paşa, şayet tek adam yönetiminde devam edilirse ve din, dil, ırk ayrımı gözetmeyen, bütün yurttaşların eşit haklara sahip olduğu, fırsat eşitliğine sahip oldukları bir düzen kurulmazsa, Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşünün kaçınılmaz olduğunu söylüyor. Ve bu bizim cumhuriyete atfettiğimiz nitelikleri içeren bir düzen öğütlüyor padişaha. Demek ki yine Ali Paşa'da, geçmiş sadrazamlardan Ali Paşa'da aynı biçimde öğütlemektedir. Bu her iki paşanın, Fuat Paşa'nın ve Ali Paşa'nın vasiyetnameleri ilk kez Toplum ve Bilim dergisinin kış 1978 sayısında yayınlanmıştır. Çok değerli bir akademisyen bu iki vasiyetnamenin günümüz Türkçesine aktarmıştır. Doktor Engin Akarlı'dır günümüz Türkçesine bu iki vasiyetnameyi de aktaran. Meraklısı için o kaynağı da belirtmiş olalım. Çünkü programımızda o kaynakları da ilgililere belirtiyoruz. Namık Kemal Osmanlı döneminde Cumhuriyeti ilk telaffuz eden aydınlarımızın başında gelir ve biliyorsunuz Mustafa Kemal Namık Kemal'den etkilendiğini pek çok konuşmasında aktarmıştır. Ne demiş Namık Kemal? Halkı egemenliği demek, haktan başka bir şey mi demektir? Yani el hak, yani halk egemenliği hak egemenliğidir, haktır İslam'a göre diyor. Ve halkın egemenliği kabul edildiği zaman cumhuriyet ilanına da hakkı olmaz mı halkın? Bakın, ilk defa cumhuriyet sözcüğü geçiyor Namık Kemal'in yazılarında. 1870'ler. Devam ediyor. Diyor ki, halkın egemenlik hakkı tasdik edildiği surette cumhuriyet yapmaya hakkı var mıdır da ne demek? Tabii ki o hakkı kim inkar edebilir deyip çok ilginç bir vurgulamada bulunuyor. İslam ilk ortaya çıktığında bir tür cumhuriyet değil miydi? Çok ilginç. İslam dini Mekke'de ilk ortaya çıktığında bir tür cumhuriyet değil miydi? Bunu hiç kimse inkar edemez. O bir cumhuriyetti diyor. Bizde
bunu hak olarak görüyoruz diyor. Şimdi halife seçiminde bile uzun yıllar Cumhuriyet, İslamiyet'te şimdi geleceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini anlatıyoruz. Seçim yöntemi de olmuş. Hani Cumhuriyeti yabancı emperyalist devletlerin dayatması olarak görüp Müslüman halkımızı Cumhuriyet'ten soğutanlara cevap veriyoruz bir taraftan da. Ziya Paşa 7 Mart 1870 yani günümüzden kaç yıl, 100 yıl önce değil mi? 130 yıl önce. Bakın ne diyor? Hürriyet gazetesinde, o zaman 1870'de Hürriyet gazetesi var Cenevre'de. Namık Kemal çıkartıyor. Orada Ziya Paşa da orada şunu yazmış. Cumhuriyet idaresi ile şahsi idarenin farkı, yazısının başlığı bu. Cumhuriyet yönetimi ile şahıs yönetiminin farkı. Bu başlıklı makalesinde bakın ne diyor? Cumhuriyet yönetiminde padişah, sadrazam, imparator falan yoktur. Memleketin imparatoru, sadrazamı, padişahı memleketin halkıdır. Cumhuriyette. Cumhuriyet idaresinde milyonlarca halk birkaç çıkar güdücü kişinin esiri değil, hukuk ve hürriyetini korumakta serbesttir. Cumhuriyet idaresinde cebir ve şiddetle asker yazmak yoktur. Zira memleket herkesin bulunduğu müddetçe herkes zaten askerdir. Cumhuriyet idaresinde tersanenin ihtiyacı olan kereste için halk bedava çalıştırılmaz. Halat kereste lazımsa parasını devlet verir, halktan satın alır. Cumhuriyet idaresinde. Bunlar yokmuş padişahlıkta. El koymalar var. Cumhuriyet idaresinde bir millet meclisi olur ve bunun üyelerini halk seçer diye daha 1870'te bir cumhuriyet propagandası var Osmanlı'da. Şimdi bu dönemde yine çıkan gazeteler var. Birinin adı Meşveret. Şimdi Meşveret Kur'an'ın Şura ayetinden türemiş bir isimdir Meşveret. Cumhuriyet'in Osmanlı'daki bir diğer adı da Meşveret'tir. Şura ayetinden kaynaklanır. Şimdi ileride onu da anlatacağız. Hangi ayete dayalıdır bizim Cumhuriyet'imiz? Hangi Kur'an ayetine dayalıdır? Cumhuriyet'i gavur icadı olarak gösterip halkı soğutanlara karşı bir belge sunuyoruz. Şimdi burada yine Osmanlı döneminde bu Fuat Paşa'nın vasiyetnamesini Bütün Dünya Dergisi'nin 2011 1 Eylül sayısında Sadrazam Keçicizade Mehmet Fuat Paşa'nın siyasi vasiyetnamesi başlıklı yazımızda özetle aktardık. Burada 1908'de bir meşrutiyet devrimi gerçekleşiyor. Bu Cumhuriyet'ten önceki ve Cumhuriyet'e doğru götüren ilk hareket. İşte bu Cumhuriyet ve Meşrutiyet propagandalarından sonra o propagandaların sonucu olarak zamanı geliyor ve bu defa mutlakiyet idaresi yani tek şahıs idaresi anayasalı parlamenter padişahlığa yani meşrutiyet adı verilen bu padişahlığa dönüşüyor. Ve 1876'da Mithat Paşa vesaire girişimleriyle anayasa ilan ediliyor ve padişahın yetkisi anayasayla sınırlanıyor ve meclis pek çok şeye karar veriyor ve padişahın onayına sunuluyor. Şimdi 1908'de bu 1876'da yürürlüğe konan anayasayı Abdülhamit kaldırıyor. 1908'de devrimle tekrar konuyor. Şimdi burada çok önemli bir şey var. O da şu. 1908'de İngiltere nasıl bir tutum takınıyor
Türkiye'de, Osmanlı'da bir meşrutiyet devrimi olmasına. İngiltere'deki yönetim o tarihte meşruti bir yönetim. İngiltere'de krallık var. Ve iki tane de meclis var. İşte Ayan Meclisi, Halk mı, Avam Meclisi, Lordlar Kamarası diye. Kendisinde bulunan düzen aynen Osmanlı'ya geliyor 1800 devriminde. İşte Ayan Meclisi, Mebusan Meclisi, padişah var. Hı hı. Değil mi? Ve bir de anayasa var. Şimdi böyle bir düzen kurulunca İngiltere Dışişleri Bakanı Sir Edward Grey ne yapılması gerekir bu Osmanlı'daki bu meşrutiyet devrimine karşı? 31 Temmuz 1908'de Grey Lord'a yazıyor. Diyor ki destekler görüneceğiz fakat yıkacağız. Meşruti yönetimi, anayasa yönetimini, meşrutiyet yönetimini dışarıdan destekliyormuş gibi görüneceğiz. Ama yıkacağız. Fakat halkın duygularıyla oynayarak, Türk halkının duygularıyla oynayarak, yani meşrutiyet dine aykırıdır, dinsizliktir propagandası yapmak suretiyle ayaklandırmalarla bunu yıkacağız. Neden mi? Nedenini de söylüyor. Mısır, İngiltere'nin yönetimi altında. Hindistan, İngiltere'nin yönetimi altında. Osmanlı Devleti'nde yapılan meşruti devrim, anayasalı yönetim onlara da örnek olur. O Müslüman, oradaki Müslümanlara da örnek olur. Onlar da meşrutiyet isterlerse biz oraları yönetemez hale geliriz. Hı hı. O nedenle bunun yıkılması gerekir diyor. Bunu da çok açık bir şekilde şimdi Türkiye bir anayasa yapar, parlamento kurar, hükümet şeklini geliştirirse Mısırlılar da bir anayasa isteyecektir. Bizim bu kuvvetle karşı koymamız güç olacaktır. Biz asla ne Mısır halkıyla ne de Türk hükümetiyle mücadeleye girmeyeceğiz. Bizim mücadelemiz Türk halkının hisleriyle olacaktır diyor. Şimdi bu İngiltere'nin meşrutiyete karşı takındığı resmi tutumdur. Burada, bu nerede? Erol Ulubeli'nin İngiliz gizli belgelerinde Türkiye, hı hı, kitabında bulacaklar bunu okuyucularımız. Bunu teyit eden ikinci belge İngiltere'nin İstanbul'daki Büyükelçiliği'nin tercümanı Gerald Fitzmaurice, halkı, Türk halkının duygularını meşrutiyet ilan edenler dinsizdir. Meşrutiyeti ilan eden İttihat ve Terakki Partisi Yahudidir bunlar. İttihat ve Terakki Partisi Siyonisttir bunlar diye bir propaganda başlatıyor. İşte bu propagandanın sonucunda Volkan gazetesinin, Derviş Vahdettin'in Volkan gazetesinin de aynı, zaten onlar finanse ediyorlar. Bu bir yıla yakın süren propaganda sonucu ayaklanma, 31 Mart ayaklanması ve tekrar mutlakiyete dönüş vesaire söz konusu oluyor. Biz yani 1923, 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edildi ama bakın ne gibi bir tarihsel, hı hı, geçmişi var. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ve Mustafa Kemal'in de beni her şeyi yapan tek adam olarak göstermeyin. Vasiyetine de uygun davranıyoruz. 1912'de İttihat ve Terakki İngiltere'nin bu propagandasına karşı bir beyanname, bir bildiri yayınlıyor. Bu bildiri başlığı, bu bildirinin başlığı Bismillahirrahmanirrahim Hayyâlel Felah. Bakın bu. 1912. İttihat ve Terakki'nin kendisine dinsizlik atfeden İngiliz kökenli ve meşrutiyeti de dinsizlik gibi gösteren propagandasına cevaptır. Hı hı. Bu cevabı da yine Bütün Dünya Dergisi'nin Ekim 2011 sayısında Osmanlı Devleti'nin Hayyâlel Felah bildirisinde
hakimiyeti milliye tezinin ulusçuluğun savunulduğunu, yurttaşlar arasında ayrım, dil, din, cins ayrımları, ırk ayrımı yapılmaması gerektiği ve eşitlik, fırsat eşitliğinin olması gerektiği propagandası var. Ve bunun dinimize uygun olduğu, Kur'an'dan ayetlerle anlatılıyor. Şimdi bu da çok önemli bir bildiridir. Meraklısı bunu Bütün Dünya dergisinden okuyabilir. Bütün bu birikimler içinde Atatürk'ün de Karlsbad'da bütün bunlara şahit Atatürk. Yani tanık bu olgulara. Kendisinin Karlsbad'daki 1918 yılında Karlsbad'da tuttuğu günlükte yine şayet kendisinin eline bir güç geçerse ileride neler yapacağını 1918 yılında gayet güzel anlatmış burada. Ve bu anlatılar tamamen hakikaten de eline güç geçtiğinde bir cumhuriyet ilan edeceğinin ipuçlarını bize veriyor. Atatürk'ün bütün konuşma ve yazılarını da şu an yasaklanacağını duyduğumuz Atatürk'ün bütün eserleri 30 cilttir. Bu ikinci ciltte Karlsbad günlüğü yer almaktadır. Bunu süratle edinsin insanlarımız. Neden yasaklanıyor? Öyle duydum. Ne derece doğru onu da tabii ki bilmiyoruz. Velev ki öyle diye söylüyorum. Şimdi bütün bu birikimin sonucunda niçin cumhuriyet ilan edilemedi 1923'ten önce? Yani bakın 1830'larda başlıyor eşitlikçi, meşrutiyetçi, meşveretçi fikirler. Kaç yıl geçmiş 1923'e? Neredeyse 100 yıl. 100 yılda ancak meşrutiyet yapılabilmiş ama padişahlık ve saltanat ortadan kaldırılamamış. O Atatürk'e nasip olmuş. 29 Ekim 1923'e nasip olmuş bu. Nasıl olmuş da olmuş. Şimdi burada çok önemli olgulardan biri Kazım Karabekir'e İngilizlerin yaptığı cumhuriyet teklifidir. Hani o meşrutiyeti bile yıkacağım, yıkmalıyız diyen İngiliz 1919 yılında işte 30 Ekim mütareke olmuş. Mütarekeden sonra Kazım Karabekir Erzurum'da görevinin başına gitmiş. Mustafa Kemal de Samsun'a ayak basmış. Amasya, oradan Erzurum'a. Erzurum Kongresi yapılacağı günlerde İngiltere'nin Erzurum'daki şefi, yani hem istihbarat hem de askeri şefi, ordunun silahlarını toplamakla ve Türk ordusundan topladığı mütareke hükümleri uyarınca Türklerden topladığı silahları Ermenilere, Kafkasya'da Ermenilere göndermekle görevli ve aynı zamanda Türklerin neler yapacağını rapor etmekle görevli olan Rawlinson var, subay. Bu subay ilginçtir. 3 yıl sonra Lozan'da karşımıza görüşmeci olarak çıkacak Lord Curzon'un yeğenidir. Lord Curzon'un yeğeni Rawlinson Erzurum'da Erzurum Kongresi'ni toplamak üzere bulunan Mustafa Kemal'le 3 kez görüşür. Bu 3 kez görüşme de Mazhar Müfit Kansu tanıktır. Onun işte Ölümüne Kadar Atatürk'le diye bir kitabı vardır. Orada Rawlinson görüşmeleri anlatılır. Şahittir yani o tanık, görgü tanığıdır o konuşmalara. Atatürk Rawlinson'u epeyce terslemiştir. Ve Rawlinson İngiltere'ye dönmüş. Sonra tekrar
Aralık 1919'da tekrar Erzurum'a dönmüştür. Ve Erzurum'da Kazım Karabekir ile buluşmuş ve ona Cumhuriyet ilan edin teklifinde bulunmuştur. Bunu nereden, bunun kaynağı 1960'ların başında basılan İstiklal Harbimiz. Kazım Karabekir'in Kurtuluş Savaşı sırasındaki bütün belgelerinin yani oturup yazmış olduğu epey kalın bir kitap. İçinde pek çok birinci el belge var. Bu belgelerle yazılmış bir kitaptır. Fotoğraflar, belgeler, belgelerin fotokopileri vardır. Bu kitap kaç sayfa? İşte 1300 sayfaya yaklaşıyor. Şimdi Kazım Karabekir'in bu kitabının 414. sayfasında Rawlinson'un kendisiyle görüşmesini Ankara'ya rapor ediyor. Raporun tarihi 29 Aralık 1919. Ne Kuvayi Milliye var ortada. Hı hı. Çeteler bile doğru dürüst yok. Henüz ulusal direniş silahlı bir şekilde tek tük saman elevi gibi. Yani örgütlenmiş bir ordu yok. Erzurum Kongresi yapılmış, Sivas Kongresi yapılmış, Atatürk Ankara'ya gelmiş. Henüz birinci meclis toplanmış değil. Ankara, Atatürk'ün Ankara'ya geliş tarihi 27 Aralık 1919. Kazım Karabekir'in Rawlinson'la görüşmesini Ankara'ya, Atatürk'e rapor ettiği tarih 29 Aralık. Yani iki gün sonra. Burada işte 1,5 sayfa boyunca, 2,5 sayfa boyunca Rawlinson ne dedi, kendisi ne cevap verdi? Rawlinson ne sordu, o soruya ne cevap verdiğini bildiriyor Ankara'ya. İşte bu raporun tam metni bu kitapta mevcut. Bu kitapta bakın diyor ki Rawlinson geldi, görüştük. Görünüşte 15 ve 13. korulara mütareke koşulların ifa edilmiş mi edilmemiş mi bunu incelemek. Görünüşteki ziyaret sebebi bu. Hı hı. Fakat asıl görevi gayri resmi biçimde ve dışarının ve içerinin hatta hükümetimizin dikkatini çekmeksizin benimle görüştükten sonra sizinle de görüşmek. Atatürk ediyor bunu. Anlatıyor ne söyledi, ne cevap verdim. Burada çok ilginç olan şu ki biz diyor Türkiye'yi kazanmak istiyoruz vesaire vesaire. Rawlinson dedi ki şimdi sizden özel düşüncenizi soracağım. Örneğin cumhuriyet mi iyidir yoksa padişahlık mı? Mesela ben cumhuriyet taraftarıyım. Krallık, imparatorluk vesaire modası geçti. Birçok debdebe ve masraf yerine millet kendi işini kendisi görür. Demiş Rawlinson. 1919 Aralık'tan söz ediyoruz. Hı hı. Düşmanımız İngiliz bizim Doğu orduları komutanımıza cumhuriyet propagandası yapıyor. Cevaben dedim ki diyor Karabekir Paşa. Bunu Avrupa milletleri için soruyorsanız zaten cumhuriyet olmayan pek az millet kaldı. Bizim için soruyorsanız bizde cumhuriyet olamaz. Çünkü geleneksel olarak padişahlığa karşı saygı ve sevgi çoktur. İkinci olarak biz henüz 10 yıllık bir meşruti idareye sahibiz. Hı hı. Bundan dolayı Avrupalılar gibi pek ileri düşünemeyiz diye cevap verdim diyor. Bunu Atatürk'e yazmış. Atatürk ne demiş? Şimdi orada bir virgül koyun.
Onu bir araya gideceğiz. Atatürk ne demiş? Bunu niçin bize teklif etmiş düşmanımız İngiliz? Onu anlatacağız. Bizim yani cumhuriyetle yönetilmemizi istiyor. Çok önemli bir nokta. Neden okuduğunuzun ayrıntılarını ikinci bölümde değerli izleyicilerimize paylaşalım. Çok sayıda soru da var, görüşler de var. Tabii. Değerli izleyiciler, kısa bir ara rica ediyoruz. Aranın ardından yeniden karşınızda olacağız. Tarihin Bilinmeyen Yüzü'nün ikinci bölümüyle yeniden karşınızdayız. Cengiz Özakıncı ile Tarihin Bilinmeyen Yüzü'nde ilk bölümde Cumhuriyet Devrimi'ne giden süreçte pek çoğumuzun bilmediği önemli belgelerle Sayın Özakıncı çok son derece önemli kritik bilgileri paylaştı kamuoyuyla. İkinci bölümde devam edeceğiz. Çok sayıda soru var. Birkaçını hemen ikinci bölümün başında değerli hocama yönelteyim. Değerli izleyicilerimizden. Sayın Erhan Sandıkçı demiş ki Ankara ve Ahi Cumhuriyeti için Türkiye tarihinin ilk cumhuriyeti denilebilir mi? Tarihi gerçekliği var mıdır demiş. Onu anlatacağız. Programımızın konularından biridir. Bir 10 dakika, 15 dakika beklerse Sayın Erhan Sandıkçı'ya da teşekkürler. Bir diğer izleyicimiz Atilla Cömert Bey bizden bir yardım istemiş. Bizim programımızdan hemen önce yayınlanan bir programla ilgili, Cumhuriyeti Kurarken videosuyla ilgili link olarak paylaşır mısınız? Hay tabii ki paylaşırız. Çok sayıda soru var hocam. Siz lütfen özellikle bu Rawlington'ı soruyorlar. Yani bunu bir düşman, bizim düşmanımızın, bir düşman kuvvetinin generali bizim iyiliğimizi niye istesin? Gelip Kazım Karabekir'e niye Cumhuriyet kurun o zaman desin. Kazım yani, Karabekir'in cevabından sonra bir de açıklaması var. Açıklaması da var. Bunu bize niye okudunuz diye soran izleyicilerimiz var. Tabii. Şimdi bunu şunun için okuduk. Cumhuriyet karşıtları, Cumhuriyet'in İngiliz dayatması olduğunu ileri sürerlerken bunu kanıt gösteriyorlar. Şimdi biz bunu çürüteceğiz. İngilizlerin böyle bir dayatmayı niçin yaptığını da ortaya çıkartarak. Hı hı. Tamam. Kazım Karabekir Paşa bu Rawlinson'un tekliflerini Ankara'ya yazıyor ve kendi notunu da ekliyor. Diyor ki bu Rawlinson'un şeyi bizlerden cumhuriyetçi olduğumuzu, padişahlık, hilafet ve İstanbul aleyhtarlığı gibi müthiş ayrışmalara sebep olabilecek esaslar hakkında olumlu, bizden olumlayıcı, tabii yapalım şeklinde bir sözler aldıktan sonra Bismarck gibi bir rol oynayarak daha Kuvvayi Milliye'nin gelişmesi sıralarında milletimizi birbirine düşürmek amacıyla bunları söylemiş olması en çok çok muhtemeldi diyor ve bu şeyinde de Kazım Karabekir haklı çıkıyor. Neden? 29 Ekim'de Cumhuriyet ilan edilmeden önce neler oldu? Rawlinson Lozan'da ve Sevr'de karşımızda oturan İngiltere'nin sözcüsü. Şimdi Lord Curzon'un yeğeni. Hı hı. İyi ama Lord Curzon'un Sevr'de ve Lozan'da bir kere olsun Cumhuriyet adını ağzına almayışı. Yani şayet İngiltere hakikaten de Cumhuriyet kurulmasını istiyor idiyse Sevr görüşmeleri sırasında tek kale oynadılar. Yani karşılarında Osmanlı temsilcisi ve savunması falan söz konusu değil. Sevr emirler yığınıdır. Osmanlı'ya da bunu yapacaksınız şeklinde Osmanlı'nın önüne konmuştur. İşte o emirler yığını içerisinde nedense hilafet var. Saltanat var da cumhuriyet yok. İsteyen o zaman da isterdi diyorsunuz. Evet. Çünkü Rawlinson Aralık'ta bunu şey yapmış. Ağustos'ta yani 8 ay sonra da Sevr olmuş. Sevr'de Cumhuriyet'in esamesi yok. Besbelli ki halk henüz hazır değilken Kuvayi Milliye'ye cumhuriyetçilik suçlaması getirecek İngiltere ki
halk Kuvayi Milliye'yi desteklemesin. Kopsun. Kopsun. Olabilir miydi böyle bir şey? Yani olurdu. Planları tutardı. Olurdu. Bakın nasıl olurdu? Onu Atatürk Nutuk'ta ne diyor? Ben milli bir sır gibi içimde saklayarak yapacaklarımı Anadolu'ya geçtim. O günlerde halk padişaha ve hilafete bağlı, ona karşı söylenecek herhangi bir eleştiriyi vay dinsiz diye saldıracak durumdaydı. Hı hı. Şimdi böyle bir ortamda cumhuriyetçilik padişah karşıtlığı. Yani daha henüz milli hareket örgütlenirken İngiliz milli hareketin cumhuriyetçi olduğunu, yani padişah karşıtı olduğunu yayacak. Halk da padişahın etrafında kenetlenip milli hareketin karşısına dikilecek. Peki kongrelerde? Şimdi. Hocam şimdi, kongrelerde, yani Sivas Kongresi gibi kongrelerde bu cumhuriyetçilik fikri öne çıkmadı mı? Ya da o zaman zamanı geldi mi? Henüz cumhuriyet telaffuz edilmiyor. Edilmiyor değil mi? Kongrelerde değil. Ama cumhuriyetin yerine başka bir şey söyleniyor. Erzurum, Sivas. Hakimiyeti milliye deniyor. Karşılığı. Yani cumhuriyet adı kötüye çıktığından toplumda cumhuriyet adı kullanılmıyor. Hakimiyeti milliye deniyor. Daha da şimdi geleceğiz, anlatacağız. Peki. Şimdi bütün bunlardan sonra bu Rawlinson görüşmelerini anlatıyor. Şimdi bu şöyle bir türkü sözleri geliyor benim aklıma. Palazımın şahin gibi uçması. Genç idim, toy idim, sıra bilmez idim. İki kaşın arasına ay düştü. Bu türkü sözlerinde genç idim, palazımın şahin gibi uçması. Ya sen daha yumurtadan yeni çıktın. Böyle şahin gibi uçmaya kalkıyorsun. Hı hı. Diyor ki genç idim, toy idim, sıra bilmez idim. Yani hangi iş hangi sırayla yapılır bilmiyor idim. İki kaşın arasına ay düştü. Bu şu demek, şuraya. Hı hı. Ay ne? Yuvarlak. Kurşun girdiği yıldız. Yerde ay gibi iz bırakır. Hı hı. Bu A4 kağıt delgeçleri de yarım vurduğunda ay gibi iz kalır. Hı hı. Şunu demek istiyor. Sen gençtisin, toysun. Eğer işleri sırasıyla yapmaz isen seni vururlar. Alnının ortasından vururlar. Hamilelik 9 ay 10 gün. Siz 6. ayda doğurtmaya kalkarsanız ölü doğar. Ölü doğar. İşte İngiltere nasıl 1908 meşrutiyet devrimini halkı meşrutiyet dinsizliktir, padişah düşmanlığıdır propagandasıyla ayaklandırdıysa aynını bu defa 1919'da, yani aradan geçen 11 yıl sonra Kuvayi Milliyecilere aynı oyunu oynamaya kalkıyor Rawlinson'la. Ama tutmuyor bu kez. Neyse ki. Bu kez tutmuyor çünkü Kuvayi Milliyeciler padişahı, hilafeti kurtaracağız propagandasıyla İngilizlerin bu tuzağını aşıyorlar. Ve ne zaman bir başarı kazandılarsa o zaman halkı arkalarına aldıkça halkı anlatabiliyorlar. Neyin için yapacaklarını o zaman yapabiliyorlar. Saltanatla hilafeti ayırmanın zamanı o zamandı. Ondan önce değildi. Hilafeti ortadan kaldırmanın zamanı 3 Mart 1924'tü. 2 Mart değildi. O yüzden mi hilafeti saltanatı ayırmanın zamanı 1 Kasım değil mi? 1922 idi. Fakat 30 Kasım değildi. Saltanat savunucuları yani, hala onun için buna sarılıyorlar. Şimdi yani zamanlama devrimlerin zamanlaması devrimin hayati önemde ögelerinden biridir.
yanlış zamanda, yanlış yerde, yanlış işi yaparsanız hayatınızla ödersiniz. Yani şunu söylüyorsunuz. Evet. Atatürk şöyle bir eleştiri var ya, büyük önder hiçbir zaman yeri zamanı gelene kadar saltanatı kaldıracağını, hilafeti kaldıracağını söylemedi diyorlar ya. Söylemez. Söylemedi. Evet. Yani bu... Hayır, bu akıllıca bir şeydir. Akılsızca bir şey değil ki. Şimdi burada 16 Mart 1920'de İstanbul işgal ediliyor resmen. Ve İstanbul Meclisi basılıyor, kapatılıyor, dağıtılıyor. Orada işte milletvekillerinden kimileri Malta'ya sürgün ediliyor. Bu defa Ankara'da meclis toplanacak. Rawlinson 29 Aralık'ta söylemişti. Hayır dendi. Ama meclisi basıyor. Ya meşrutiyet meclisine bile tahammülü olmayan İngiltere... nin Kuvayi Milliyecilere Cumhuriyet önerisi ciddiye alınabilir mi? Bunun bir tuzak olduğu, İngiltere'nin 16 Mart'ta Meşrutiyet Meclisi'ni bile kapatmış olmasından, hem de askerle ve işgalle belli değil mi? Lozan tutanaklarında hiçbir şekilde İngiliz tarafından bize Cumhuriyet teklif edilmiyor. Bunlar çok önemli. Tam tersine hilafet tutulsun istiyorlar. Şimdi 16 Mart 1920 işgalinden sonra işte 23 Nisan 1920'de, değil mi? Biz Ankara'da meclis, Büyük Millet Meclisi toplanacak. Güzel toplanıyor. Fakat egemenlik kayıtsız koşulsuz milletindir. Hakimiyet milletindir sloganıyla toplanıyor. Peki bu hakimiyet milletindir. Cumhuriyet değil bak. Adı Cumhuriyet değil. Hakimiyet milletindir. Birinci meclisin, getirdim size yanımda, göstereyim. Birinci mecliste duvarında şu... Hocam onu şeyden çıkarın, parlıyor. Öyle mi? Şimdi bakın, birinci meclisimizde Cumhuriyetimizin temeli olan Kur'an ayeti asılıdır. Burada görülen fotoğraf birinci, ikinci meclis binası bu. Hı hı. 1924 Ekim'inde açılan ikinci meclis binasının kürsüde İsmet İnönü konuşmakta. Kürsüde asılı olan hat sanatı şura ayetidir. Emrhum şura beynhum. Aralarında işleri şura ile görürler ayeti vardır. İşte bu ayete dayanarak Millet Meclisi kurulmuştur. Ve Cumhuriyet yine bu ayete dayanarak, yani Kur'an'a aykırı değil, tam tersine Kur'an'a dayanarak kurulmuştur. Şimdi hangi 1920, ayet hocam, tekrar eder misiniz? Şura ayeti. Orada asıl olan, ikinci asıl mecliste olan, evet. Asıl olan. Şura ayeti. Emrihum şura beynehum. Şura meşveretin kökü. Meşveret de Cumhuriyet'in göbek adı. Hı hı. Öyle söyleyeyim. Hani Ziya Paşa'dan Namık Kemal ne diyor? İslam ilk döneminde Cumhuriyet'ti demiyor mu Namık evet. Kemal? Neye dayanıyor? İşte Şura'ya. Çünkü İslam'ın ilk döneminde Şura'ya dayanarak bütün işler görülüyordu. Yani meclis de görülüyordu. Ve bir Cumhuriyet'ti. Şimdi burada bu ayet ne zamandan beri orada? Bir araştırdım. Yani ilk kurulduğu zaman hemen asılmış mı? Yoksa sonradan mı? Şeyi taradım. Millet Meclisi zabıt ceridelerini taradım. İlk meclisin açılışında orada bu ayet. Ve bu fotoğraf da 1925 yılı 1 Eylül günü çekilmiş. Birinci Milli Türk Tıp Kongresi, o zaman meclis reisi olan Kazım Karabekir'den alınan izinle Büyük Millet Meclisi'nde yapılmış. Fotoğrafı yeniden soruyorlar. Ben tekrar göstereyim evet. Anlatırken hocam. Bu fotoğraf birinci Milli Türk Tıp Kongresi'nin
Kazım Karabekir'den alınan izinle, meclis reisi olan Kazım Karabekir'den alınan izinle Büyük Millet Meclisi'nde yapılmıştır. Bu Büyük Millet Meclisi'nde yapılan açış konuşmasıdır İsmet İnönü'nün bu. Şuna eminiz, 1 Eylül 1925 tarihinde İsmet İnönü bu açılış konuşmasını yaparken arkasında bu ayet var. Bu ayet vardı. Şura ayet zaten vardı. Görünüyor fotoğrafta. Ve bu da daha sonra Türkçeleştirilmiş, hakimiyet milletindir'e dönüştürülmüştür. Yani onun Türkçesi budur. Hakimiyet milletindir de cumhuriyet demektir zaten. Şimdi bütün bu araştırmalarımda birinci meclisten yani 23 Nisan'dan beri o orada. Burada da işte soran olursa meclis zabıt ceridelerin falan orada. Daha da ilginci bu ayet üzerine çok konuşuluyor mecliste. Hatipler çıkıp konuşurken bir sorun olduğunda şu arkamda asılı duran ayet hakkı için hakimiyet milletindir deniyor. Bu çok önemli. Hakimiyet milletindir şura ayetine dayalı. Hı hı. Cumhuriyette hakimiyet milletindir dayalı. Şimdi 30 Ekim 1922 günü yani 1 Kasım'a bir gün kala mecliste hilafetle saltanatın ayrılması görüşüldüğünde yine bu ayete atıfta bulunuyor Nusrat Efendi. Bunları belge olarak çok önemsiyorum. Şimdi cumhuriyetimiz Sevr'de kendilerine karşı Kurtuluş Savaşı verdiğimiz ülkelerin bize dayatmasının olamayacağının kanıtını söyledik. Şimdi İngilizleri koydunuz. Peki Fransızlar? Tamam bir dakika. Bir, Sevr'de cumhuriyet dayatması tamam. Yok. İki, tamam. Lozan'da esamesi okunmuyor cumhuriyetin. Üçüncü kanıt da şu. Ya o ülkelerin hiçbirisi cumhuriyet değil. Yani size cumhuriyet oldu yani. Evet. Yani İngiltere Krallık. Bakın. 5. George. O tarihte kral. 1910'dan 1936'ya kadar. Avustralya, Yeni Zelanda karşı grupta. Onların da imzası var. O da krallığa bağlı. İngiltere krallığına bağlı. İtalya o tarihte krallık. Kralının adı 3. Vittorio Emanuel. Hı hı. Krallık süresi 1946. Yani Kurtuluş Savaşı yıllarında o kral yani. İtalya'da krallık var. Japonya karşımızda anlaşmalarda. O da krallık. Hı hı. Yoshito Toiso 1912'den 1926'ya kadar kral. Belçika krallıkla yönetiliyor o tarihte. O da Sevr'de ve Lozan'da karşı imzacı. Kral Albert 1909'dan 1934'e kadar. Yunanistan krallık. Hı hı. O da Sevr'deki kralının adı, yani Sevr yapıldığı günlerdeki kralının adı Aleksandros. 1917-1920 arası kral. Lozan günlerinde de kralların ikinci George. 1922-1924. Karşımızda imzacılardan biri de Hicaz. Hicaz zaten krallık. Tamam. Romanya zaten krallık. O da karşı imzacı. Sırp, Hırvat, Sloven devleti o da krallık. Yahu karşımızdaki devletlerden bir tek Fransa krallık. İşte onu soruyorum. Ona çünkü çok Fransa şimdi, bize dikte ettirmiş gibi çok iddialar hayır, o yönde. Hayır, tutanaklara da bakıyoruz. Fransa'nın böyle bir dayatması yok ama ben size Fransa ile ilgili bir şey söyleyeyim. Fransa 1789'da işte Cumhuriyet İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi şu bu. 1793'te anayasa değil evet, mi? Evet, yapacak. Evet. Ama o anayasada bir madde var. İnsan ve yurttaş hakları yani cumhuriyet sadece Fransa çerçevesinde geçerlidir. Fransa'nın sömürgelerinde geçersizdir diye anayasalarında madde var. Yani böyle bir ülkenin bize cumhuriyet dayatması yok, hiç düşünülemez. Akıl sırışı değil. Şimdi kendileri krallık olan ülkeler Türkiye'ye cumhuriyet dayatmış. Bu olacak şey değil.
Ayrıca daha önce söylediğimiz gibi 1908 meşrutiyetine bile karşı 1920'de İstanbul Meclisi'ni kapatan bunlar. Tabii. İşgal ederek kapatanlar. Dolayısıyla gönül rahatlığıyla cumhuriyetçiler, cumhuriyet bizim öz yerli malımızdır. Dinimiz açısından Kur'an ayetine dayanır, Şura ayetine dayalıdır. Tarihimiz açısından Selçuklu tarihine dayalıdır diyebilirler. Selçuklu. Evet. Çünkü bakın Atatürk ne diyor? Bakın. 7 Mayıs 1924 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan demeci. 7 Kasım 1924 ne demek? Cumhuriyet ilan edilmiş. Üzerinden bir yıl, bir ay zaman geçmiş. Hilafetle saltanat ayrılmış. Üzerinden 9 ay zaman geçmiş demektir. Şimdi Sayın Erhan Sandıkçı kardeşimizin de anımsattığı gibi. Diyor ki Atatürk, ben Ankara'yı coğrafya kitabından çok tarihten öğrendim. Ve Cumhuriyet'in merkezi olarak öğrendim Ankara'yı tarihten. Hakikaten Selçuklu idaresinin bölünmesi, parçalanması, dağılması üzerine Anadolu'da oluşan küçük hükümetlerin isimlerini okurken bir Ankara Cumhuriyeti'ni görmüştüm tarih kitabında. Tarih sayfalarının bana bir cumhuriyet merkezi olarak tanıttığı Ankara'ya ilk defa geldiğim günde gördüm ki aradan geçen asırlara, yüzyıllara rağmen Ankara'da hala o cumhuriyet kabiliyeti devam ediyor. Ankara Cumhuriyeti, tarihteki Ankara Cumhuriyeti'nden 1350. Yani Selçuklular dağılmış 1300'lerde. Onlar dağınık beyliklerden bir tanesi Ankara Cumhuriyeti. Ve Cumhuriyet yani. Cumhuriyet. O tarihte Cumhuriyet fikri belki de. Bütün yabancı kaynaklarda Republic. Yani Ankara Cumhuriyeti olarak geçiyor. Çünkü kralları yok, padişahları yok, sultanları yok. Yöneticileri seçimle ve ahiler yönetiyor. Cumhuriyeti. Ahilik örgütü var. Kardeşlik yani. Evet. İşte diyor Türkiye'nin hemen hemen bütün bölgelerini gezdim ve gördüğüm için yargı verdim ki o zaman isimleri Cumhuriyet olmayan diğer yerlerin bugünkü halkı da aynı Cumhuriyet kabiliyetine sahiptir. Ben Türkiye'nin en uygun merkezi Ankara olabileceğini düşünmeye sevk eden beni ilk vesileyle çok eskidir ve bilimseldir ve fennidir diyor. Şimdi Atatürk. Atatürk. Yani Ahi Cumhuriyeti bütün tarih kitaplarında 1300-1350 yılları arasında Ankara'da hüküm süren Ahilik Cumhuriyeti. Ya bir 50 yıldan söz ediyoruz. Tabii. Sonra Osmanlıların egemenliği altına giriyorlar. Bir de yani o dönemde cumhuriyet fikri nereden gelmiş, evet. Nasıl evet. Hakim olmuş çok evet. Büyük büyük bir önemi var evet. Okuduğunuzun. Evet. Bir izleyicimiz var. Onun da bir bilgi notu var hocam. Bitirdiyseniz onu da okuyayım. Buyurun. Yusuf Akçura Bey, Urfa Mebusu Şeyh Saffet Efendi de diyor, mecliste Hulafe-i Raşid'in dönemi cumhuriyettir. Şimdi bir... onu da getirdim yanımda. Zaten ceridesi yanımda. Öyle mi? Tabii. Bu 60 zaten ceridesi evet, de 60. Evet. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin biri yerli ve milli dinsel, diğeri yerli ve milli tarihsel iki kökeni var. Biri Kur'an'dan Şura ayeti, diğeri Selçuklu tarihinden Ankara Ahi Cumhuriyeti. Yani biz cumhuriyetimizi ne İngiliz'ine, ne Fransız'ına, ne Amerikalısına borçlu değiliz. Onlardan örnek alınmış bir cumhuriyet değildir. Zaten Atatürk 1921 Anayasası ile ilgili olarak da konuşurken mecliste diyorlar ki işte sizin yönetiminiz şuna benzemiyor. Sizin yönetiminiz buna benzemiyor. Benzemesin. Benzemeyebilir. Benzemek zorunda değiliz.
Söyleyin efendiler, biz bize benzeriz. Biz başkalarına benzemek zorunda değiliz diyor. Ve dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti, Türklerin tarihi, dini ve laik tarihinin kökenlerinden beslenen, kendine özgü, özgün bir cumhuriyettir. Adına da bunun Türk Cumhuriyeti denir. Çünkü Türklerin tarihinden temel alan, o temele dayanan bir cumhuriyettir. Bu cumhuriyeti sanki cumhuriyet dinsizlikmiş gibi, işte cumhuriyet Hristiyan ülkelerin bize dayatmasıymış gibi. Laikliği de öyle derler. Hilafet hocam orada herhalde şey şimdi, etkili olan, yani bu kadar yanlış bilgilerle eleştirmelerinin ana kaynağı hilafet galiba. Şimdi fakat şu hilafetin kaldırılması sırasında işte demin sorduğunuz, izleyicimizin sorduğu Şeyh Saffet Efendi'nin verdiği önergede İslam'ın ilk dönemde cumhuriyet olduğu, hı hı, ve şimdi hilafeti kaldırmakla tekrar İslam'ın ilk en parlak dört halife dönemini ihya etmiş olacağımızı söylüyor. Şimdi Adalet Bakanı Seyit Bey hilafetin kaldırılması konusunda mecliste yapılan toplantıda oylamadan önce yapılan son konuşma ona aittir. Ve hilafetin kaldırılma gerekçesi olarak şunu söyler. Bir, hilafetten beklenen şey dünya devletidir. Biz ulusal bir devletiz. Dünya devleti değiliz. Bütün dünyadaki Müslümanların devleti değiliz. Çünkü Müslümanların ayrı ayrı devletleri var. İki, bütün Sünnilerin ve mezheplerin inandığı, ortak olarak inandığı bir hadis var. İnanılan hadis diyor ki, Hazreti Muhammed benden sonra hilafet 30 yıldır, 30 yıldan sonra yok anlamında bir hadise inanılmaktadır. Bu hadise göre 30 yıl geçti. Bize Osmanlı hilafetine karşı kullanılan argümanlardan biri de budur der. Hı hı. Üçüncüsü de yine hadis olarak halife Kureyş kabilesinden olur. Yani Kureyş kabilesinin tapulu malıdır. Yani her halife, bir halife öldü yeni halife mi seçilir? O da Kureyş kabilesinden olmak zorundaymış. Buna da inanılıyor bütün İslam coğrafyasında. Dolayısıyla hilafeti Türklere zaten ait görmüyorlar. Hı hı. Bu nedenle biz Kur'an'da dayalı bir yönetim istiyorsak hilafete değil fakat Kur'an'daki Şura ayetine dayanacağız. Şura ayeti meşveret demektir. Yani meclis ile yönetimdir. Oydaşmayla kararlar almaktır. Bu da Kur'an'da Şura ayetinde önerilmektedir. Şura ayetine uygun bir yönetim olarak cumhuriyeti kurduk, daha ne istiyorsunuz diyerek kurmuştur. Demek ki şu Türkiye Cumhuriyeti'nin kökenleri kendine özgü, yerli ve millidir. Şimdi araya gitmeden Özgür Savaş Bey'e teşekkür ederiz. Bu program bütün televizyonlarda gösterilmeli demiş. Ama Kanal B yeter böyle bir program içinde, artar bile. Batuhan Meriç'ten beyefendi, yanlış bilmiyorsam zaten Kur'an'da da yazmıyor hilafet demiş. Zaten açıkladınız, öyle bir şey yok. İbrahim Birben Bey, 3397 tane kitap okuyan bir kişi için Ankara'nın yüzyıllar önce bir cumhuriyet olarak yaşadığını bilmek olağan demiş. Çok doğru. Nuri Yavuz Bey, Rıza Nur'la ilgili bir program bizden beklediğini, böyle bir görüşü olduğunu söylemiş hocam. Rıza Nur'la ilgili gündemimizi almamızı istiyor. Olabilir. Hocam olabilir dediğine göre. İleride olabilir. Bunu gündeme... Bir belgenin peşindeyim. Peki. Onu
bir genç arkadaşımız, kusuruma bakmasın şu an adı aklıma gelmedi. Çok güzel bir çalışma yaptı. Bir takım belgeleri buldu, çıkardı. Fakat bir tek belge kaldı. Yine onu da emeğine saygı nedeniyle ona bildireceğim. O belgeleri bulacak ve makalesini yazdıktan sonra ancak gündeme alabiliriz. Peki. Yapabiliriz. Onu kaynak göstererek. Nilüfer Akaktan hanımefendi demiş ki, o zaman laiklikte kadın haklarının tarihsel geçmişinde de Selçuklular ve Türkler var dememiz doğru olmaz mı diye sormuş. Doğru olur ama bunu Atatürk devrimlerinin yerli kökenleri konulu bir konferans vermiştim 2014 yılı Kasım, hı hı. 10 Kasım'ında Başkent Üniversitesi'nde Ankara'da. Devrimlerin her birini tek tek ele alıp yerli ve milli köklerini gösteren bir dizi program yapabiliriz. Laiklikle ilgili çok soru var. Bir ara vereceğiz hocam. Devam peki, edeceğiz. Peki madem laiklikle ilgili çok soru var. Bir şey gösterecekseniz gösteriyorsa. Bir şey göstereceğim. Peki buyurun, sonra araya gidelim. Şunu gösterebilirler mi? Şu şeyi ben çıkarayım hocam, parlıyor. Evet. Papa'nın yüzü parlamasın. Evet. Gösterdiğimiz oysa. Bakın yer. Papa ne demiş? Papa, iki nokta üst üste, laikliğe karşı mücadele etmeliyiz. Yani laikliğe karşı mücadele edenlerin biricik dostu Papa. Başka bir şey söylemeye gerek duymuyorum. Peki, pek çok soruya da böylelikle yanıt vermiş oldunuz bu bölümde de. Değerli izleyicilerimizden kısa bir ara rica edeceğiz. Aranın ardından son bölümde Cumhuriyetimizi ve en büyük bayramımızı konuşmaya devam edeceğiz. Cengiz Özakıncı ile Tarihin Bilinmeyen Yüzünün artık son bölümüyle karşınızdayız. Çok mutlu oluyorum değerli hocam. Öncelikle bunu belirteyim. Değerli Kanal B izleyicilerimizin, bizi izleyen kitlenin hakikaten de arzu ettiğimiz aydınlıkta ve bilgi seviyesinde ve kültürde olmasına, buradan gelen sorular, bize anında tepki vermeleri ve bahsettikleri, paylaştıkları bilgiler beni özellikle çok mutlu ediyor. Zaten hep söylüyorum, ben yani değerli Kanal B izleyicileri bunların çoğunu biliyordur ama bilmeyenler için biz çoğu programı evet. yapıyoruz. Şunun için söylüyorum, örneğin Batuhan Meriç'ten beyefendi, biraz evvel bahsettiğimiz o sizin Başkent Üniversitesi'ndeki devrimlere ilişkin, devrimlerin tarihsel kökenlerine ilişkin konferansınızın YouTube linkini atmış. Ben şu an biraz evvel bahsettiğiniz şeyi retweet edeceğim. Bulmuşlar hemen. Çok teşekkürler. Merak eden Batuhan'a. İzleyicilerimiz Başkent Üniversitesi'ndeki o konferansın YouTube kaydını izleyebilirler. Evet. Ben linki retweet ettim. Yusuf Akçura Bey de biraz evvel bahsettiğiniz o genç, ismini hatırlayamadığınız gencin ismini paylaşmış. Cihan Oktay galiba. Cihan Oktay. Doğru değil mi hocam? Cihan Oktay, çok teşekkürler adını hatırlattığı için. Cihan Oktay çok değerli bir çalışma yaptı. Hı hı. Rıza Nur'un Atatürk'e küfür dolu olan anılarının özgün el yazması metinlerini araştırdı. Ve o metinleri gitti, yerinde buldu, PDF dosyaları halinde inceledi ve Atatürk'e yönelik saldırıların metnin içine daha sonradan ilave edildiğini bulguladı. Şimdi Kaan Bey de YouTube'da bir kanalı var ve bizim programlarımızı da paylaşır. Kaan Bey. O da şimdi Cihan Oktay'ın kendi internet sitesinden o yazılara ilişkin linkini atmış. Onu da hemen retweet ediyorum. Çok güzel. Çok yani bizim konuşamadığımız şeyleri değerli de değerli bir emek verdi Cihan. Konuşamadığımız burada şeyleri de bu şekilde değerli izleyicilerimize ulaştırmış oluyoruz. O açıdan çok mutluyum. Harika. Atilla Cömert Bey ilk ikinci bölümün başında bizden önceki, onu da yeri gelmişken söyleyelim, Kanal B yayınında Cumhuriyeti Kurarken isimli programımızın linkini istemişti bizden. O bilgiyi arkadaşlarımız verdi ama sizi bölmemek için ikinci bölümde söylemedim. Yarın saat 12'de Kanal B ekranlarında bu programda tekrar var Atilla Bey. Eğer arzu ederseniz saat 12'de Kanal B ekranda olur. Şimdi Cumhuriyet'in 10. yılına mı geldik hocam? Evet. Şimdi ama yine özgün niteliklerini bir kere daha hem işte İslam tarihinden kökü var Cumhuriyetimizin, hem Selçuklu tarihinden kökü var Cumhuriyetimizin. Bir de altı ok türlü çeşitli cumhuriyetler var. Halk Cumhuriyeti, Sosyalist Cumhuriyet, Faşist Cumhuriyet de var. Yani demokrasisi sıfır, cumhuriyetler de var. Peki Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türk devriminin eseri olan Türkiye Cumhuriyeti'nin
diğer bütün cumhuriyetlerden ayıran özelliği nedir sorusunu sorduğumuzda, altı okun her bir oku diğer beş okla tarif edilir diyorum. Yani şunu demek istiyorum. Devletçilik oku. Diğer devletçiliklerin farkı nedir? Yani sosyalistler de devletçi, değil mi? Farkı şudur. Türkiye'nin devletçiliği cumhuriyetçi, halkçı, devrimci, milliyetçi ve laik bir devletçiliktir. Yani diğer beş okla tarif edilir. Bu anlamda mesela Türkiye'nin milliyetçiliği Hitler milliyetçiliğinde aynı mıdır? Hitler de kendini milliyetçi olarak nasyonal, değil mi, tanımlamıştı. Hayır, biz altı oka müracaat ettiğimizde Türkiye'deki altı okun biri olan milliyetçilik ilkesini şöyle tanımlıyoruz diğer altı okla. Türk milliyetçiliği, Atatürk milliyetçiliği, cumhuriyetçi, halkçı, devletçi, devrimci, laik bir milliyetçiliktir. Ha. Peki bir sürü laiklik var. Fransa'nın laikliği, İngiltere'nin laikliği, yok seküler dizjurdu buydu. Peki altı oktan biri olan laiklik nasıl bir laikliktir? Söyleyelim, diğer beş okla tanımlanır. Türkiye'nin laikliği Türkiye'ye özgüdür ve cumhuriyetçi, halkçı, devletçi, devrimci, milliyetçi bir laikliktir. Şimdi o nedenle cumhuriyetçiliği de yine altı okun, cumhuriyetçiliğin dışında kalan beş okuyla tanımlarız. O Türkiye'nin özgün cumhuriyetini çıkartır ortaya bize. Nedir? Altı oktan biri olan cumhuriyetçilik, altı okun diğer beş oku olan halkçı, devletçi, devrimci, milliyetçi, laik bir cumhuriyettir. Laik olmayan bir cumhuriyet değildir Türk Cumhuriyeti. Evet. Halkçı olmayan bir cumhuriyet değildir Türkiye Cumhuriyeti. Milliyetçi olmayan bir cumhuriyet değildir. Devletçi olmayan bir cumhuriyet değildir. Bunlar çok önemli. Yani hepsini bir bütün olarak. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin hem kendine özgü tarihsel kökenleri yerli ve milli olduğu gibi tanımı da altı okun içinde ve altı okun diğer beş okuyla tanımlanan bir tanımı var olan özgün bir cumhuriyettir. Öyle Fransız Cumhuriyeti'ne, Amerika Cumhuriyeti'ne bilmem neye benzemez. Ya altı okun hiçbirini kıramayın. Kaldırıp atamazsın. Biz bize benzeriz diyor. Çıkartamazsın. Diğerlerini belirliyor ve sınırlıyor. Evet. Evet. Şimdi burada Cumhuriyetimizin Bütün Dünya Dergisi'nin bu ayki sayısı çok güzel bir kapakla çıktı. Başkent Üniversitesi Kültür Yayını Bütün Dünya. Sayın Mete Akyol'un değerli yönetimiyle yayınlanıyor. Türk Cumhuriyet Nöbetçileri başlığıyla çıktı. Şimdi Cumhuriyet'in nöbetçiye ihtiyacı var mı sorusunu sorduğumuz zaman vereceğimiz yanıt şudur. Evet, var. Niye var? Ya Fransa'da 1789'da Cumhuriyet devrimi yapıldıktan sonra kralcılar tekrar iş başına geldi. Cumhuriyet yıkıldı. Bir daha cumhuriyet kuruldu. Adına ikinci cumhuriyet dediler. Aradan yıllar geçti. Kralcılar tekrar iktidarı ele aldılar. Cumhuriyeti ortadan kaldırdılar. Yine krallık kuruldu. Aradan bir süre geçti. Bu defa krallık devrildi. Tekrar cumhuriyet oldu. Oldu üçüncü cumhuriyet. Sonra efendim işgal olundu İkinci Dünya Savaşı'nda. Cumhuriyet diye bir şey kalmadı. Tekrar kuruldu. Oldu dördüncü cumhuriyet. Şimdi Fransa'daki cumhuriyet beşinci cumhuriyettir. Yani 1789'dan bugüne krallık cumhuriyeti pek çok kez devirip tekrar tekrar krallık oldu. İşte bu neden nedir ki cumhuriyetin nöbetçilere ihtiyacı vardır. Cumhuriyet daha ilan edilir edilmez karşıtları doğmuştur ve karşıt partiler kurulmuştur. Örneğin Kazım Karabekir ne demişti Rawlinson'a? Bizim daha henüz vakti yok, erken. Daha 10 yıllık bir meşrutiyet deneyimimiz var.
biz şimdi Cumhuriyet'e geçemeyiz dememiş miydi? Cumhuriyet ilan edildiğinde 29 Ekim 1923 Kazım Karabekir erken dedi. Evet. Ve erken diyenler Ali Fuat Paşa, Rauf Orbay bir parti kurdular. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kurdular. Yani Cumhuriyet daha kurulduğu gün karşıtını doğurdu. Ve o gün bugündür Cumhuriyet ve karşıtları çekişme halindeler. Dünyanın her yerinde her cumhuriyetin kralcı, saltanatçı karşıtları vardır. Sovyetler Birliği'nde Sovyet Cumhuriyetleri vardı ama Çarlık özlemcileri de vardı. Nitekim Çarlık özlemcileri devirdiler Sovyet Cumhuriyeti'ni. Bu nedenle Cumhuriyet nöbetçileri YİZ, bütün dünya Başkent Üniversitesi, Cumhuriyet'in bilim ve eğitim alanındaki nöbetçileridir. Bütün Dünya Dergisi, Başkent Üniversitesi'nin basın alanındaki Cumhuriyet nöbetçisidir. Kanal B, Başkent Üniversitesi'nin yayın alanındaki Cumhuriyet nöbetçisidir. Başkent Üniversitesi Hastanesi, Cumhuriyet'in tıp alanındaki Cumhuriyet nöbetçisidir. Ben de bu camiada şu programları yapıyor olmaktan bir Cumhuriyet nöbetçisi olmakla mutluyum. Cumhuriyet'in 10. yılında 10 yılda neler yaptık? Bir 10. yıl marşı var malum. Hı hı. Ama 10 yılda neler yapıldığını o kadar naif ve o kadar güzel bir şekilde yayınlamışlar ki. Ben ayrıca sizin gibi Türkçeyi çok düzgün kullanan bir arkadaşımla birlikte bu programı sizin karşınızda olmaktan çok mutluyum. Bu nedenle sizden ricam var. Cumhuriyet'in 10. yılında lise öğretmenleri, ortaokul öğretmenleri bile Cumhuriyet devrimlerini anlatan kitaplar yazdılar. Bunlar çok naif kitaplardı. Mesela bunlardan biri Mudanya, Lozan, Ankara. Anlatıyor. Ders kitabı olarak. Gösterim. Şu parlıyor. Şuradan çıkarabilirim, evet. Değil mi? Tabii. Ama işte şey almaması. Tekrar yerine koyalım. Koyacağım. Dağılmasın. Çok herhalde değerli, ender bir kitap. Çok. Bu ders kitabı 1933, mı? Evet. Ders kitabı. Lisede veya evet. Çocuklara verilen kitabı. Ama neler var içinde? Çok güzel. Yani 10 yılda Cumhuriyet neler yapmış? İnkılabın ruhu. İnkılabın ruhu. Midiha Muzaffer. Yazarı hanım. Ben bu kitabı çok seviyorum. Nedeni bir ders kitabının nasıl bu kadar şiirsel yazılabileceğine en büyük örnektir. Lütfen rica etsem şu başlangıç bölümünü güzel Türkçenizle seslendirir misiniz? Hocam, şimdi heyecanlandım ama tabii ki okuyayım. Türk gençliğine diye başlamış. Bir ders kitabı Türk gençliğine diye başlıyor. Geceydi, derin korkunç simsiyah bir gece. Fırtınalar denizleri coşturuyor, yıldırımlar ufukları yakıyor, hakla kuvvet çarpışıyor. Sen bu engin karanlık içinde uyuyordun. Geceydi, yurdunun her yeri karanlıktı. Dünyada görünen ışıklar başkalarınındı. İnsanları birbirine yaklaştıran, anlaştıran sevgiyi, birliği, kuvveti yaratan, damarlarındaki aziz kanın varlığını duymuyor, uyuyordun. Geceydi, başkaları bahara, emellere, yıldızlara koşuyor, zevkler, neşeler yabancı beldelere akıyor. Sen dalgaları, nehirleri, rüzgarları coşkun yurdun çocuğu, uyuyordun diye devam ediyor. Sonunu merak ettim hocam, müsaadenizle. Onu da uzun bir paragraf değil de sonunu da okuyayım. Evet. Bu yazının, bu ders kitabının, ders kitabının girişi. Aziz Türk genci, son paragrafı. Mondros'un Sevr'in Türk hayatına, Türk istikbaline kasteden, Türk adını lekelemek isteyen ağır hükümlerini unutmamak vazifendir. İnkılabının büyüklüğünü ancak bu ölüm kararlarının ağırlığıyla ölçebilirsin. Ders kitabı. Ama içinde bütün devrimler bu şiirsel dille anlatılıyor. Muhteşem. Ben 1933. Bu kitabın örneğin gelecek yıl, yine 29 Ekim'de söz gelimi Başkent Üniversitesi tarafından bayram kutlama
aracı olarak yeniden tıpkı basım yapılmasını mesela görsem bundan çok mutlu olurum. Neden olmasın, ne kadar güzel olur. Bu harika bir kitap çünkü. Bir de 23-33 bir komisyon tarafından yazılmış bir kitap var. Bu da tekrar tıpkı basımı yapılabilir. Bir de 10 yılını mı anlatıyor bu hocam? 10 yılda neler olmuş? Yine aynı şekilde. Evet, evet, evet. Ama daha da ilginci, yarı resmi gazetesi Ankara hükümetinin Hakimiyet-i Milliye. Şimdi Hakimiyet-i Milliye'nin 1933 29 Ekim'inde 10. yılda, Cumhuriyet'in 10. yılında kaç sayfa çıkmış Hakimiyet-i Milliye biliyor musunuz? 96 sayfa. 96 sayfa bir 10 kuruş. 83 yıl önce bugün yani. Evet. Şimdi renkli olarak şu kapağı, o 10. yıl şeyi yazmış, 6 ok var değil mi? Evet. Cumhuriyetçiyiz, milliyetçiyiz, halkçıyız, devletçiyiz, laikiz, inkılapçıyız demiş. Şimdi bu 96 sayfada Beşiktaş Belediyesi bunu yıllar önce tıpkı basımını yaptı. Size onu getirdim. İnanılmaz. Şimdi burada şu görebiliyor mu kamera? Arkadaşlar biraz daha yaklaşabilirsek bu çok önemli. Hocam bunu göstereyim. Sayfa sayfa gösterelim. Hızlıca geçerek. Gazi ve Milli İhtilal. Çeviriyorum. Evet. Devam ediyor. Bayağı epey yazılar. Ondan sonra Cumhuriyet Halk Fırkası anlatılıyor. Ondan sonra Hakimiyet Milletindir anlatılıyor. Birkaç sayfa. Sonra geliyoruz meclisin açılışı. Bir tür Kurtuluş Savaşı tarihi. Tek mahkeme, laik mahkeme. Yani bugün tartıştığımız konuları anlatıyor tabii aslında. Osmanlı döneminde çok hukukluluk ve çok mahkeme vardı. Tek mahkeme, laik mahkeme. Laik hukuk demek istiyor. Ondan sonra Cumhuriyet devrinde adliyecinin sayısının artışı, grafikler de verilmiş. Hı hı. Ordu Türk milletinin özüdür. Kahraman Türk ordusu Cumhuriyet'in ve inkılabın yılmaz, sarsılmaz bekçisidir diyor. Devam edelim. Devam edelim. Deniz ordumuz anlatılıyor. Hava ordumuz. Kaç uçak vardı 1923'te 33'te ne oldu? Tayyare cemiyeti. Tayyare cemiyeti. 23'te neydi? 33'e kadar ne yaptı? Bir anlamda da Cumhuriyet'in kurucularının bir halka hesap veriyorlar. Tabii. Zaten yani o geleneğimiz var. Bugün de tartıştığımız var. Konulardan biri tabii. Bu yani. Hesap verilebilirlik tartışılıyor ya. Evet. Cumhuriyet'i şimdi kuran kadro boyunca hesap veriyor. Evet. 10. yıla gelmiş hesap veriyor. Burada demiryolu, yolsu, elektrik hepsini Cumhuriyet'te kavuştuk. Vatanı demirle örmek azmimizdir diyor. Kaç yılda ne yapmış? 10 yılda Türk parası, Türk emeği 2000 kilometre demiryolu döşedi. Evet. Ki o zaman koşullarını değerli izleyicilerimiz lütfen dikkate alsınlar. Evet. Bu inanılmaz. Köprüler, yollar, demir ağlarla ördükün maddi istatistiksel şimdi temelleri. Tabii bunlardan bulacağımızı soruyorlar ama okuyabilmem, bulmam mümkün mü diyen mesela Batuhan Bey soruyor. Kaynak göstereceğim. Nerede bulacaklarını. Peki. Bakalım. Beklesin biraz. Az kaldı ama birazımız yok hocam. Mi? Hızlı gidelim. Hemen hızlı gidiyoruz. Şurada bir başlık var. O ne hocam? Bir saniye. Yol ve köprü yapıcıları. Evet. Yol ve köprü yapmış yani Cumhuriyet. Ama hem de o şartlarda. Cumhuriyet'in tek işi o değil. Gördüğünüz gibi işlerinden, yüzlerce işinden biri. Yol 96 sayfada bir sayfa yol ve köprü. Ama bugünkü Cumhuriyet'in 96 sayfası yol ve köprü. Posta, telgraf, telefon, su işleri, istatistikler, elektrik, gaz, su, tramvay vesaire. Evet. İstatistikler sona mı geldik? Evet, az bu çok önemli. Çok önemli bakın. Her konuda sosyal kaynaktır bu. Öyle söyleyeyim. Son dakikamız hocam. Son dakikamıza sağlık, geldik. Devlet işi oldu. Şunu da son kez okuyayım. Köyler Cumhuriyet'te hekim yüzü gördü. Evet. Evet hocam.
Atatürk'ün Cumhuriyeti nasıl tanımladığı çok tabii uzun uzun var ama böyle slogan olarak tanımladığı sözleri de var. Madem sona geldik, onları da analım. Cumhuriyet fazilettir. Bir. Cumhuriyet analıktır, babalıktır. Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir. Budur. Cumhuriyetimizin yıl dönümü bütün yurttaşlarımıza kutlu olsun. Biraz evvel hemen bir cümle kurayım ben de. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Çok önemli bilgiler. Değerli izleyicilerimize çok sayıda soru ve görüş için teşekkür ederiz. Her birinin yerine ulaştığını bilin lütfen. Şiir okuduğunuz biraz evvel şiir Gülten Akın'ın imiş. Doğruysa eğer izleyicimizin söylediği. Süremiz bitti. Akın Aktaş başta olmak üzere çok sayıda soru gönderen izleyicilerimize teşekkürler tekrar. Bülent Soylan Bey var. Türkiye'nin önemli ekonomistlerinden. Çok güzel program. Önümüzdeki günlerde mutlaka tekrarlanmalı demiş. Bu vesileyle tekrarı var Kanal B ekranlarında. YouTube kanalına da yükleniyor. Oradan da izleyebilirsiniz. Hiç olmazsa Kanal B'nin internet sitesinin arşivinde de önümüzdeki günlerde bulabilirsiniz değerli izleyiciler. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarım olarak, tüm Kanal B ailesi olarak Cumhuriyetimizin 93. yılını coşkuyla, inançla kutladığımızı, her birinizin Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladığımızı tekrar edelim. Sözü yeniden Ankara'da.